Merhaba arkadaşlar, kanalım Çali Doya, hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim, hatta birlikteyiz sevgilim Yağmur Yılmaz da benimle birlikte. Marvel Phase 4'ün bir fragman silsilesini yüklemiş anladığım kadarıyla, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama gördüm işte Wakanda Forever'lar, ne bileyim Eternals'lar, şunlar bunlar işin içinde geçiyor. Onu izleyeceğiz, birlikte neler geliyormuş, neler varmış sırada diyeceğiz. Bu videoyu kanalımda izliyorsunuz, aynı zamanda Yağmur'un kanalında da izleyeceksiniz. O yüzden biraz da sözü ona bırakmak istiyorum. Birkaç şey de o söylesin. Sonra hep birlikte videoyu izleyelim diyorum. Buyurun hayatım, söz sende. Merhaba. Öncelikle benim kanalımda da yayınlanacak bu video. Ben de merakla bekliyorum. Nelerle karşılaşacağız? Bildiğim kadarıyla önceki filmlerden kareler olacak. Ve daha sonra yayınlanacak olan diziler ve filmlerden kareler olacak. İzleyelim o zaman. O zaman izleyelim. I love being with people. It's the most incredible thing in the world. What are you doing? Oh, this is nice. That world may change and evolve, but the one thing that will never change, we're all part of one big family. Higher, further, faster, baby. That's right. We're all part of one universe. Wakanda forever! That moves ever upward and onward to greater glory. On your left. Yani öncelikle geçmişe değinmeleriyle başlıyorlar. Yani çok yol kat etti Marvel stüdyoları, bu konuda 10 senelik bir geçmişe sahipler ve çok ender olarak plan değişikliğine gittiler. Bir iki döneme işte farklı kararlar almaları dışında her zaman açıkladıkları takvime bağlı kaldılar. Bence bu önemli bir şey. Senede 5 tane film duyurup hiçbirini çekmemektense duyurdukları her filmi çekmeye özen gösterdiler. Arada birkaç tane bir hatırladığım Inhumans serisi falan var.
gerçekleştiremedikleri o rezalet bir şey haline dönmüş dizi hali falan filan derken ama onu artık görmezden gelmek gerekiyor belki de. Yani bunun gibi birkaç proje hariç hep bir şekilde sadık kaldılar planlarına. Bu takdir edilecek bir şey. Beni en çok duygulandıran kısım belki de bilmiyorum Black Panther kısmı oldu. Chadwick Boseman'ı kaybettiğimizden beri filmin ne olacağı hep soru işareti oldu. Wakanda Forever adıyla verdiler. Kevin Feige kesinlikle recast yapmayacaklarını, başka bir aktörün Black Panther'ı canlandırmayacağını ama Black Panther efsanesinin bir şekilde devam edeceğini söyledi. Nasıl olacağını göreceğiz. Belki kız kardeşi Shuri taşıyacak. Belki de ilk filmin kötü karakteri gelip bir ne denir, günah çıkarma operasyonuyla Black Panther olacak veyahut da vesaire bilmiyorum, göreceğiz bir şekilde. Eternals en merak ettiğim filmdi işlerinde. Hem Eternals çizgi romanlarına çok hakim değilim, çok yüzeysel olarak biliyorum. Hem de cast'ten dolayı çok merak ediyordum, oyuncu kadrosundan dolayı. Ancak çok küçük bir görsel gördük, onun dışında çok fazla bir şey göremedik. O yüzden film şöyle olacak, böyle olacak demek için çok erken belki de. Onun için tam bir fragman görmek lazım. Black Widow'la Shang-Chi için ise konuşmayacağım. Çünkü onlar için ayrıca çektiğim daha önceki fragman tepki videoları var zaten. Ekstradan bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Onun dışında ise gelecek yine diğer filmler. İşte Marvel's, sanırsam Captain Marvel'ın ikinci filmi için olacak. Miss Marvel vesairenin için geçeceği bir film olacak sanırsam. Thor, Thunder and Love belki de en az merak ettiğim film. Ve Guardians of Galaxy 3. Guardians of Galaxy karakterlerinin belki de son filmi olacak veyahut da James Gunn tarafından çevrilecek olan son filmi olacak, bilmiyorum, göreceğiz. Dediğim gibi onlarla ilgili henüz ortada bir fragman olmadığı için, sadece başlıklardan ibaret olduğu için çok fazla da konuşmak istemiyorum. Benim tek söyleyebileceğim bu ama hem nostalji bakımından hem ileriye dönük bakımından gayet hoş, tatmin edici, güzel bir video olmuş diyebilirim. Senin söylemek istediğin bir şey? Benim öncelikle eski filmlerden görseller, kareler kullanmaları hoşuma gitti. Böyle gözümün önünden geçti izlediğim eski filmler. O güzeldi. WandaVision'ın ikinci sezonuyla ilgili sanırım. Muhtemelen onu Doctor Strange'in filmiyle ilgili. Çünkü Wanda o filmde yer alacak, o yüzden o görsel vardı. Bu arada ben de onu atladım, doğru söylüyorsun. Multiverse of Madness filmi. MCU'da bir şekilde Multiverse'ü artık keşfetme aşamasında. O da zaten daha önce Doctor Strange filmiyle kapılarını açmışlardı. Şimdi daha da belki aralayıp içine giriş yapacaklar. Göreceğiz hep birlikte. Spider-Man filmiyle ilgili de bir sürü söylenti dönüyor ama ne kadar, nasıl Multiverse'a işlenecek, orada da ayrıca görmüş olacağız. Ben bekliyorum merakla. 2023 diyor çoğu. Birçoğu evet. Daha çekimleri başlanmadığı için 2023'ü bulacak. Aynen öyle. Ben Thor'u merak ediyorum aslında. Thunder and Love. Love and Thunder mıydı? İsmini şu an tam anımsayamadım. Love and Thunder'dı sanırsam. Veyahut da Thunder and Love. Çok önemli değil ya. Hangisi baştan sorunu değil de ben Ragnarok'u beğenmedim. Çok hoşuma giden bir film değildi. Aynı yönetmen olunca, yine Taika Waititi olunca çok böyle bir açıkçası beklentiye giremiyorum. Yine çok fazla sulu esprinin olduğu seviye altı bir Thor filmi bekliyorum açıkçası. Birçok kişi beğenmese de ben Thor Dark World'un Ragnarok'tan daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından Thor'un bir İskandinav tanrısı olduğu unutulmamış o filmde. Veyahut da İskandinav gelenekleri vesairesi, o İskandinav mitolojisinin sahip olduğu yerler unutulmamış o filmde. Ama Ragnarok'ta bunları görmek neredeyse imkansızdı. Bazı isimler geçse de, ne kadar İşte Surtur gibi, o büyük kurt gibi, Fengli galiba da, hatırlamıyorum şimdi. Hani sadece bunları görsel olarak koymak yetmiyor. Onları da hikayenin içine doğru düzgün yerleştirmek lazım. Cate Blanchett gibi bir karakterin hele oynamasına rağmen tam olarak beni içine alamayan, sıkıldığım bir filmdi. Ha, eğlendim ama beklediğim, bulamadığım bir filmdi demek daha doğru. O yüzden Thor Love and Thunder'dan çok fazla bir beklentim yok. Göreceğiz. İzleyeceğim mi? İzleyeceğim. Bakalım. Çıktığı zaman göreceğiz. Bence de öyle. Göreceğiz, izleyeceğiz. Merakla bekliyorum. Ama güzeldi. Yok, güzel. Onun için bir şey yok. Evet, başka söylemek istediğim şey var mı? Hayır, yok. O zaman bizim bu videoyla ilgili söyleyeceklerimiz tamamıyla bundan ibaret. Evet. Şimdi biz videoyu durduracağız. Akabinde yeni bir video daha çekeceğiz. Çünkü bir fragman daha varmış. Ona bakacağız. Ama tabii siz onu bambaşka bir video olarak göreceksiniz. O yüzden biz şimdilik izninizi isteyelim.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada hem Yağmur'un hem benim kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sağda solda paylaşmayı, like atmayı vesaireyi unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.